Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için cevizli nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak yarım su bardağı yoğurdu alıyorum. Ben bu tarifimde süzme yoğurt kullandım. Normal yoğurt kullanacaksanız çok fazla sulu olmamasına özen gösterin lütfen. Bu arada kullandığımız tüm malzemelerin de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sonrasında bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Aklarını hamura ekliyorum. Tüm sıvı malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırarak homojen bir karışım elde ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra yarım çay bardağı mısır unu ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Sonrasında bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Toparlandıktan sonra cevizini ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sizlere tavsiyem lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin çünkü kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur elde edeceğiz. Biraz daha un ilavesi yaptıktan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hamur toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Zaten yağlı bir hamur olduğu için kolaylıkla toparlanıyor. Çok fazla yoğurmanıza gerek kalmıyor. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyarak pişireceğim. Ve de fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılmış ve ısıtılmış olması gerekiyor. Soğuk fırına girmesi halinde hamur yayılır ve şekli bozulur. Güzelce yoğurarak hamurumu toparladım. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi olabildiğince elastik ve yumuşak güzel bir hamur elde ettim. Son olarak içerisine iri parçalar halinde doğradığım bir su bardağı cevizi ekliyorum. Cevizin de tamamını ekledikten sonra çok kısa süre yoğurarak güzel bir karışım elde ediyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yuvarlayarak ayrı bir tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça basit bir tarif. Üstelik hem çok lezzetli hem de çok bereketli oluyor. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak pişirdikten sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkartın ve çözülmesini bekleyin. Sonrasında ısıtarak afiyetle tüketebilirsiniz. Hamurların tamamını hazırladım ve şimdi tekrar yuvarlayacağım. Fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde dizeceğim. İçerisinde hiç hava boşluğu kalmaması gerekiyor. Güzelce sıkıştırdığım hamuru yuvarlıyorum. Üzerine çok hafif bastırdıktan sonra tepsiye diziyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hamuru iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum. Sonrasında üzerine biraz bastırdıktan sonra tepsiye diziyorum. Poğaçalarımın tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısını kenara ayırmıştık. Güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Poğaçalarım artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üsterli fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen poğaçaları fırından çıkarttıktan sonra bir 5 dakika dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Poğaçalarımın altı üstü nar gibi kızardı. Sizlere bir de içini göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi içerisinde en ufak bir hamurlaşma dahi yok Kıyır kıyır ağızda dağılan ile eminim sizlerinde beğenisini kazanacak Sizler de benim gibi cevizli tarifleri seviyorsanız bu güzel tarifimi mutlaka denemelisiniz Poğaçamız zaten çok lezzetli oldu. İçerisindeki iri parçalı cevizlerle birlikte çok daha lezzetli hale geldi. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.